Merhaba arkadaşlar, Ojans kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bosch marka çamaşır makinesi F43 hatası verdiğinde bunun hangi sorundan kaynaklandığını anlatmak istiyorum. Arkadaşlar F43 makinelerde motor arızasını temsil eden, makinenizi motorunu engelleyen bir sorun varsa, tamburunu sıkıştıysa veya çok aşırı yükleme yaptıysanız çamaşır olarak makineniz hata verebilir. Bununla ilgili öncelikle makine boşken tamburu elinizle çevirerek rahat bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizde fayda var. F43 hatasını resetlediğiniz, eğer hala sorunuz devam ediyorsa motorunuzun kömürü bitmiş olabilir. Kömürünüzü kontrol etmenizde fayda var. Eğer hala sorun devam ediyorsa tabi motor veya farklı motorun gerçekten sıkıntı, yanmış olabilir, farklı sorun olabilir. Bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Evet, sizlerle F43 hatasını nasıl resetleyeceğinizi göstermek istiyorum. Şu an arkadaşlar yaklaşık 1 saniye kadar basılı tutup bunu çevireceğim. Sıkmaya getirip boşaltmaya getirerek tekrar buna bastığımda iptali getireceğim. Birlikte bakalım. Şu anda resetledi ve iptali getirdiğinde F43 hatasını resetlersiniz. Bunu yaptınız. Hala sorun devam ediyorsa muhakkak kapağınızı açıp elinizle bunu rahat bir şekilde dönüp dönmediğini muhakkak kontrol etmeniz gerekiyor. Şu anda makine rahat bir şekilde döndüğünü görebiliyoruz. Yani tamburda herhangi bir sıkışma, çamaşırlardan düşen düğme, herhangi bir katı maddenin tamburu sıkıştırıp sıkıştırmadığını kontrol etmenizde fayda var. Bunu yaptığınız şu anda herhangi bir sıkışma olmadığını gördünüz. Eğer F43 sürekli devam ediyorsa hata vermeyi motorunuzun, yani bu tamburu döndüren motorunuzu kontrol etmeniz gerekiyor. Benim öncelikle tavsiye ettiğim arkadaşlar, kömürlerinizi muhakkak kontrol edin. Kömür genelde kömür hatasından yapabilir bunu. Kömürü değiştirdiğinizde sorun gidebilir. Şu anda birlikte makinemizi çalıştıracağız. F43 hatası verip vermediğini inceleyeceğiz. Evet. Şu anda arkadaşlar sıkmaya alıyorum ben. Sıkmaya aldım. Başlat dedim. Evet. Şu anda beyin komut verdi. Evet, pompamız, pis su atmak için pompamız devreye girdi şu anda. Bakalım tamburumuz dönecek mi? Şu an tamburumuz daha dönmeye başlamadı sıkmada. Beyin komut verdiğinde sıkmaya, dönmeye geçmesi gerekiyor. Şu anda bakalım. Evet, aslında şu anda dönmeye geçmesi gerekiyordu. Ama maalesef şu anda motor belki beyin kumanda, evet. Şu anda bakın arkadaşlar, şu anda aslında dönmeye geçmesi, sıkmaya geçmesi gerekiyor. Fakat şu anda beyin komutu verdi. Tık sesi geldi çünkü az önce. Fakat motorumuz devreye girmiyor. Yani F43 hatası aslında resetlememize rağmen devam ediyor. Bununla ilgili neler yapmamız gerekiyor? Hemen birlikte inceleyelim. Öncelikle programı iptal ediyorum. Evet. Şu anda arka kapağımızı söküp makinemize müdahale etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, makineye müdahale etmeden mutlaka öncesinde fişimizi çıkarmamız gerekiyor. Daha sonra makinenin kapaklarını açıp arka tambura oradaki motorumuzu kontrol edeceğiz. Oradaki elektriği iletimi sağlayan kömürleri kontrol ettiğimizde sorunun ne olduğunu anlamış olacağız. Evet. Şu anda söküme geçiyoruz. Evet arkadaşlar, tüm vidalarımızı söktüğümüzde arka kapağı açabilecek konuma geliyoruz. Motor ve kayış kısmı ulaşabilmemiz için bu kapağımızı sökmemiz gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar, makinemizin motorunu sökmemiz için öncelikle yani kayışımızı sökmemiz gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Kayışın şuradan elimizle biraz çevirttirerek, yani biraz hem döndürerek hem çektiğinizde kayışın boşa çıkarabiliyorsunuz. Şu anda kayışımızı boşa çıkardık. Evet. Sıra şurada arkadaşlar, cıvata, iki tane cıvatamız var. Bunu herhangi bir kurbağacık, herhangi bir kurbağacık veya buna uygun bir anahtarla yapabilirsiniz. Evet, şu anda işlemimize başlıyoruz.
Evet arkadaşlar, ikinci cıvatamızı söktüğümüzde, evet şu an motorumuz şu anda aslında boşta, fakat şurada soketimiz var. Soketimizi de topraklamamızı çıkardığımızda makinemiz boşa gelecek. Evet, bir tane topraklamamız var burada. Topraklamamızı çıkardık ve arkada bir tane soketimiz var. Evet arkadaşlar, soketimizi de çıkardıktan sonra ve topraklamamızı çıkardıktan sonra şu anda motorumuz boşta. Vidalarımı söktüğümüz için arkada da şöyle gösterelim. Arkada da şurada yuvası var. Yuvada herhangi bir vida olmadığı için şunu öne çekerek motorumuzu çıkaracağız. Şuradaki kısım plastikle şu parça arasında çok zarar vermeden plastiğimize burada hafif kanırtarak, şu şekilde oynatarak motorumuzu öne doğru alıyoruz. Şu anda boşta olduğu için, arkada da herhangi bir cıvata olmadığı için motorumuz şu anda boşa geldi. Evet, motoru söktükten sonra arkadaşlar şurada şu kısımda bir, evet şurada bir pin var. Bunu şurada ikisini şurayı bastırarak çıkarttığınızda şu şekilde çıkıyor. Şu komple boşa geliyor. Motorumuz şu anda boşa geldi. Evet, motorumuz şu anda boşta. Soketlerimizi çıkardık. Motorumuz var. Evet. Şu anda motorumuz boşta. Evet arkadaşlar, motorumuzu söktük şu anda. Bir adet, bir adet burada bir kömürümüz var. Yani arkadaşlar, motorlarda şu şekilde iki tane kömür vardı. Elektrik akımını artı ve eksiği iki tane bu kömür fırçası dediğimiz parça iletir. Burada da motor üzerinde bir tanesi buradadır. İkincisi de buradadır. Genelde belli bir periyottan sonra bunların ömürleri bittiği için motor çalışmayabilir. Şurada gördüğünüz gibi kömür atıkları düşüyor. Şurayı incelediğimiz arkadaşlar, şuraya dikkat ediyorsanız siyahlaşma var. Ve kararmış. Muhtemelen arkadaşlar kömürlerimiz bittiği için sürtmeden dolayı bakır blokları hafiften zarar vermiş, ama muhtemelen kömürü değiştirdiğimizde motorumuz tekrar eski haline çalışacaktır. Evet, birlikte kömür sökümü nasıl yapılır ona bakalım. Arkadaşlar, markanızın modeline göre parçanızı aldığınızda şurada bak, soketin takılacağı kısım, yani şöyle yapalım. Evet, şu şekilde. Soket şurada arkadaşlar, bir tane soketimiz vardır. Bunu şuradan sökülür, çektiğinizde çıkar. Evet. Burada da dikkat ediyorsanız bu parçada da buraya girecek şekilde aynıdır. Yani aslında bu birebir uyumlu kömür olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Sökebilmemiz için bunu da burada. Daha önce arkadaşlar bu işlem yapılmış. Bak, yine bir kömür değişimi yapılmış. Çünkü buradan bir parça gördük. Bunu sökebilmeniz için arkadaşlar öncelikle bunu, evet, bir tornavida alayım. Evet arkadaşlar, bu kömürü çıkarabilmeniz için bunu normalde öne ektiriyorsunuz. Şurayı kaldırıyorsunuz. Ve geri çektiğinizde şu anda bu kömür boşta. Ve bu şekilde çıkarıyorsunuz. Evet arkadaşlar, baktığımızda kömürümüz çok çok azalmış. Evet, şu şekilde çıkarmıştık. Bunu şöyle koyalım. Çok azalmış. İkinci kömürümüzü ve arkadaşlar ciddi bir kömür tozu geliyor. İkinci kablomuz, soketimiz burada. Bunu da bu şekilde çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi soketi çıkardığımızda pimimizi öne doğru, yani şu şekildeyken öne doğru iktirip şurayı kaldırıyoruz. Şu şekilde bunu da çektiğimizde geriye, evet şu anda kömürümüz boşa çıktı. Bunu da çıkaralım. Evet arkadaşlar, bu da bitmiş. Muhtemelen kömürümüz bittiği için arkadaşlar
Şu anda sorun yaşanıyor. İki kömürümüze değiştirdik. Evet. Kömürler arkadaşlar şu şekilde. Yani birbirinin tersine bakacak şekilde takılmış. Takarken de bu yönlere dikkat etmemiz gerekiyor. Farklı takarsak sorun yaşanabilir veya kömürümüz çok da daha erken bitebilir. Evet. Aynı zamanda arkadaşlar burada az önce baktık. Şu anda bakırımız siyahlaşmış. Onu da herhangi bir bez ve zımparayla silebiliriz. Şu anda kontrol edeceğiz. Önce bir zımparayla, yani aşındırmayacak en ince olan bir zımparayla kararan bölgelerimizi parlatacağız. Evet. Şu anda zımparamızı koyuyorum. Bir yandan da şuradan elimizle çeviriyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar deforme olan kısmı temizlemiş olacağız. Burada amaç aşındırmak değil bakır plakayı. Yüzeyindeki kirlilikleri, akımı iletecek, sorun yaratacak kısımları kaldırmamız. Bir daha yapacağım. Bir daha bakalım. Evet, dikkat ettiyseniz kararan kısımlar tamamen gitti ve aynı zamanda ya herhangi bir kirlilik varsa peçetemizde de. Şu an peçetemizde kirliliği buluyoruz. Evet, peçetemizin kirliliği bayağı bir kirlilik. Kömürümüzün kirlilikleri. Evet, şu anda bakır kısmımız gayet temiz. Fakat bloklar arasında şu kısımlarda çizgilerin içine kirlilikler kaçtığı için bunları da şöyle arkadaşlar sırasıyla buradan şuradan da çevirerek şuradaki motor milimizde şuradan evet şuradan çevirerek bunu buradan da tek tek temizlemeniz gerekiyor. Herhangi bir motor milinin öbür tarafına işaret koyarak 360 derece döndürerek bunu temizlememiz gerekiyor. Evet. Evet, temizleme işlemi olduktan sonra arkadaşlar motorumuzun şuradan çevirdiğimiz arkadaşlar rulmanla ilgili bir sorunumuz var mı ona bakalım. Evet. Arkadaşlar şurada rulmanlar vardır. Herhangi bir rulmanlarda oynama herhangi bir sorun görünmüyor. Bakır sargılarımıza baktığımızda da herhangi bir sorun görülmüyor. Yine şurada temizlediğimiz bölge evet şu anda gayet temiz ve düzgün bir şekilde. Arkadaşlar şu kısımda da bir adet rulmanımız var. Burada da rulmanımız gayet normal, sağlam görünüyor. Herhangi bir rulmansa bir sorunumuz yok. Muhtemelen kömürümüzü değiştirdiğimizde motorumuz tekrar çalışacaktır. Evet arkadaşlar, kömürümüz görüyorsunuz eski kömürlerimiz bittiği için arkadaşlar şu anda kömür var gibi görünse de yeterli baskı kuvvet veremeyeceği için elektrik akımını motorumuza iletemez. Bunlar da yeni kömürlerimiz, karbon uçlarımız. Arkadaşlar bunları kritik nokta bu uçla birbirine ters yönde bakması gerekiyor. Yani şöyle söyleyelim. Anlaşılıyor mu şu anda bilmiyorum. Şöyle yapayım. Yani ters yönde bakmaları gerekiyor. Birbirinin tersine. Aslında baktığınızda ikisinin de yönü aynı. Fakat bunları birbirinin ters yönünde olması gerekiyor. Tabii bunu çıkarırken hangi yönde çıkardıysanız yeni karbonları da birbirinin zıttı yönde olması gerekiyor. Kritik nokta arkadaşlar çıkardığınız yönde tekrar takmak. Peki bunu çıkardığınız yönü karıştırdıysanız şu anda bir de evet karıştırdığınız yönü yani çıkardığınız yönü karıştırdıysanız şunu şu şekilde tespit etmeniz gerekiyor. Evet. Kömürümüzü arkadaşlar şuradan şöyle bir çekeyim. Kömürümüzü arkadaşlar şu şekilde koyduğunuzda evet bunu içeri iktirdiğinizde
Motor bakır bloğun üzerine oturup oturmadığını tespit edebiliyoruz. Bunu koyalım. Evet. Şu anda. Evet arkadaşlar, kümülerin doğru takılıp takılmadığını şu şekilde yapmanız gerekiyor. Eğer şu anda kömür buraya bakırla tam oturuyor. Diğer düzgün takılmadığında sivri uç değiyor ve tam vücudu tam karbon oturmadı görünüyor. Şu anda tam oturuyor. Birinci şeyimiz bu şekilde tam oturduğunu kontrol edebilirsiniz. İkincisini de şu şekilde arkadaşlar. İkinci kısım da burada. Şurada baktığınızda, evet arkadaşlar, şu anda baktığınızda tam bakır kısmı tam oturduğunu görebiliyorsunuz. Herhangi bir boşluk kalmıyor. Bu şekilde karbonların yani fırçaların bakır yüzeyi tam oturup oturmadığını kontrol edebiliriz. Şu anda gayet normal. Daha sonra şu kısımlarını da yuvaya oturtarak işlemini yapıp ondan sonra motorumuzu yerine takacağız. Evet. İki tane karbon kısmını da taktığınızda sabitlemek için şu şekilde yapacağız. Evet, şu anda birinci kısmı nasıl yapıldığını göstereyim. Arkadaşlar çok basit. Hemen göstereyim. Şunu içeriye soktuğunuzda önce şuraya sokup ileri ittiriyorsunuz. Daha sonra bunu geri çektiğinizde şu şekilde geri çektiğinizde arkadaşlar burası sıfırlanıyor. Şu kısım sıfır kalıyor ve geriye atmıyor. İkincisine bakalım. Evet, ikinci karbon. Bu kömürü arkadaşlar yine bu şekilde ileri iktiriyoruz. Kömürü tamamen içeriye koyduktan sonra önce şurayı şu kısmı içeriye sokturuyoruz. Evet. Hatta bunun yönünü yanlış yapmayalım. Şöyle yapalım. Çevirelim bunun yönünü. Daha kolay olacak çünkü. Önce arkadaşlar şuraya şu kısmı sokuyoruz. Belli o. Evet. Sokuyoruz. Daha sonra bunu geri çekiyoruz. Ve daha sonra şeyi takacağız. Elektrik akım kablonu takacağız. Evet, şu anda kömürlerimizi taktık. Fakat arkadaşlar aldığımız kömürün yuvasıyla orijinalinin arasında fark çıktı. Ben de eski kömürün şu parçasını kopardım. Yine aldığım altta üstteki de daha öncekinin orijinal parçasıydı. Onu da sıkıştırsın diye, geri yatmasın diye bunu yaptım. Aynı şekilde de yine yeni kömür, şöyle göstereyim. Bu yeni aldığım parça, bu da eski parça. Dışarıya atmasın diye bunu da sıkıştırdım. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bunu öncelikle göstermiştim. Önce bunu sokup sonra yuvaya oturtup geri çekiyoruz. Geri burası sıfırlandığında, parçanın şurası şu kısımla sıfırlandığında geri yatmıyor, ama bizim parçamız geri attığı için orijinal eski parçayı boş da olsa buraya emniyet olarak taktım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şu elektriğimizi yine aldığımız kömür jackına takacağız. Evet, şu şekilde takıyorum. Evet, birinciyi taktık. İkinciyi de aynı şekilde yeni aldığımız yani alttaki kısma takacağız bunu da. Evet. Bu şekilde elektrik hattımızı taktık. Şu an motorumuz yerine montaj yaparak tekrar sorun yapacak mı? Sorun var mı diye tekrar kontrol edeceğiz. Şu şekilde. Evet, şu şekildeydi arkadaşlar. Evet, şu şekilde getirdiğimizde önce elektrik hatlarını bağlantısı yapalım. Evet, burada. Evet arkadaşlar. Şurada bir topraklama hattımız vardı. Şuraya takacağız. Evet, topraklama hattımızı taktık ve burada bir tane de soketimiz vardı. Bunu da eski yerine takacağız. Evet, soketimizi de yerleştirdik. Bu parça da şurada çıkmasın diyeydi. Bunu tekrar yerine takmamız gerekiyor. Evet.
Şu plastiği de buraya geçirdik. Çıkmasın diye soketimizi, topraklamamızı taktık. Şu anda motorumuzu yerine takacağız. Evet arkadaşlar, motorumuzu arkadaki miller boşta. Şu öne bu şekilde yuvamızı güzelce oturtmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, motorumuzu yuvasına plastik olduğu için arkadaşlar dikkat ederek zarar vermemiz gerekiyor parçalara. İki tane vidamız vardı. Bunları da yerine tekrar takacağız. Evet arkadaşlar. İki tane vidamızı bu şekilde sıktık. Elektrik kablomuzu bağlamıştık. Şu anda kayışımızı ve tamburumuza kayışımızı bağlayacağız. Şu şekilde burada parlak kısım vardı. Yani parlak kısım var şurada arkadaşlar. Yani kayışın çalıştığı yeri gösteriyor. Yine bu kayışı aynı şekilde ivlerini parlak kısma getirmemiz gerekiyor. Getirdikten sonra arkadaşlar, evet, parlak kısma getirdik. Şunu şuraya geçiriyoruz. Ve şu kısmı arkadaşlar şu şekilde bastırarak parmağınızı geri atmaması için çapraz bir şekilde tutarak döndürüyoruz. Elinizi dikkat edin, sıkıştırmayın. Evet arkadaşlar, şu şekilde yaptığınızda eski yerini taktığınızda arkadaşlar kayışın bu şekilde oturduğunu göreceksiniz. Kayışın çıkmasın diye tam yuvasını arkaya ittiriyorum. Evet. Şu anda evet arkadaşlar, şu anda kömürümüzü değiştirdik, montajımızı yaptık, kayışımızı taktık ve makinemiz çalışıyor mu kontrol edelim. Evet arkadaşlar, işlemimiz bitti. Motora taktıktan sonra kapağımızı eski haliyle yine takmamız gerekiyor. Şu şekilde. Burada bir yuvası var. Arkadaşlar şurada bir çıkıntımız var. Bu çıkıntı, girinti daha doğrusu. Şu çıkıntıya girdikten sonra zaten otomatikman yuvasına oturacak. Evet arkadaşlar, motorumuzu taktık. Şu anda çalışıyorum diye kontrol edelim. Bu hem F43 hatası hem dönmeme, motorun dönmeme sorunu bu şekilde halletmiş oluyoruz. Evet, şu anda denemek için arkadaşlar motorun çalışıp çalışmadı sıkma modunu alıyoruz. Şu anda başladı. Evet, start verdim şu anda makineye. İlk kısımda dikkat ediyorsunuz arkadaşlar, makina F43 hatası veriyordu resetlememize rağmen. Makine dönmüyordu. Şu anda makinamız çalışıyor. Hem su devirde aynı motor devreye girdi, hem de motorumuz çalışmaya başladı. F43 hatası veya F43 hatası veya makine motoru çalışmıyorsa arkadaşlar, resetlememize rağmen sorun gitmiyorsa, motor karbon dediğimiz kömürlerini değiştirdiğinizde makinenizin eskisi gibi gayet normal çalıştığını göreceksiniz. Şu anda gördüğünüz gibi makinemiz çalışıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.